Yeter ya, vallahi yeter ya. Bitmedi abi, bitmedi. Şu DreamWorks'un hakkı yene yene bitmedi ya. Doymadınız olan, doymadınız. Adamların hakkını yiye yiye bitiremediniz. DreamWorks filmleri zaten hak ettiği değeri göremiyorlardı. Çok da popüler olamıyorlardı. Yani oluyorlardı ama Disney'e kadar olamıyorlardı. IMDb puanları her ne kadar filmler çok güzel olsa da düşük kalıyorlardı. Onları geçtim arkadaşlar. Bu sefer de Oscar haklarını yedi. Harbiden hem üzgünüm hem de kızgınım. Hemen hızlıca konuya geçelim. Çizme Kedi'nin ikinci filmi çıktığı zaman herkes tarafından acayip beğenildi. Öyle ki zaten çıktığı yıl içerisinde çıkan diğer animasyon filmlerinin hepsini geçmeyi başardı. En azından Disney cephesine. Disney 3 film çıkarttı. DreamWorks tek bir film çıkarttı. O da Çizmeli Kedi 2. Çizmeli Kedi 2 Disney'in çıkarttığı 3 filmin gişesini de geçmeyi başardı. Aynı zamanda söylediğim gibi film neredeyse izleyen herkes tarafından çok beğenildi. IMDb puanı da 7.9. Tabii ki de ben 8-8.5 falan beklerdim ama 7.9 da gayet yüksek bir puan. Çizmeli Kedi'nin bu kadar popüler olması ve beğenilmesinin ardından da elbette ki Oscar bunu kaçırmadı. Çizmeli Kedi'nin ikinci filmini Oscar adayı gösterdiler. Baya baya DreamWorks'in Oscar alma şansı oluştu tekrardan. Zamanında Ejderha Nasıl Eğitirsin serisinden bir film Oscar alacaktı. Ancak maalesef alamadı. Ama şimdi bir şans daha vardı önlerinde. Çizmeli Kedi 2 Oscar adayı olmuştu ve inanılmaz beğenilmişti. Muhtemelen Çizmeli Kedi 2 Oscar alacaktı. Bu video çektiğim günün dünü, yani işte önceki gün, dünden bahsediyorum, Oscar yapıldı. Geçen sene Oscar'ı TRT vermişti, ben de Oscar'ı baştan sona izleyebilmiştim. Ancak bu sene öyle bir şey olmadı. TRT depremi bahane ederek saçma sapan bir şekilde Oscar yayınlamayacağını söyledi, biz de tamam dedik. Bu yüzden de ben Oscar gecesini Twitter'dan takip ettim. An be an ilerliyordu Oscar ve ben de takip ediyordum. Takip etmemin tek sebebi ise Çizmeli Kedi'nin ikinci filmiydi. Çok istiyordum ulan. Harbiden DreamWorks ve Çizmeli Kedi 2 Oscar almayı başarsın diye bekledim ama maalesef olmadı. Başlıktan falan da anlamışsınızdır. Her ne kadar aday olmuş olsa da Çizmeli Kedi 2'ye Oscar vermediler. Onun yerine Oscar alan film Pinokyo filmi oldu. Hatta tam adını okuyacak olursak Guglielmo del Toro Pinokyo. Okuyamadım ama o tarzda bir şey. Disney'in çıkarttığı Pinokyo'yla karıştırmayın bu arada. Bu tamamen farklı bir film. Disney'in çıkarttığı live action bir filmdi. Başrolünde Tom Hanks vardı ve o film hiç beğenilmedi. Bu filmi ise Netflix çıkarttı. Netflix'in Pinokyo filmi de Oscar almış oldu. Şimdi açık konuşmak gerekirse ben bu filmi izlemedim arkadaşlar. Ancak bazı spoilerlı incelemeler izledim ve hikaye özetleri falan okudum. Film kesinlikle kötü durmuyor, kesinlikle güzel duruyor, lafım yok. Ancak bence Oscar neden bu filmi seçti gerçekten bilemiyorum. Çünkü bildiğim ve anladığım kadarıyla Pinokyo filmi yerine Çizmeli Kedi'nin ikinci filmi herkes tarafından daha çok beğenildi. Aynı zamanda daha çok popüler oldu. Herkes Çizmeli Kedi'nin ikinci filminin Oscar almasını istiyordu. Aynı zamanda bu durum puanlar için de geçerli arkadaşlar. IMDb'ye bakarsanız Çizmeli Kedi'nin ikinci filminin puanı 7.9. Pinokyo filminin ise IMDb puanı 7.4. Nereden baksanız arada 0,5'lik bir puan farkı var. Bu da elbette ki IMDb'de gerçekten yüksek bir fark yaratmakta. Aynı zamanda Rotten Tomatoes isimli sitenin izleyici puanlarına bakacak olursak orada izleyenler Pinokyo filmine %90 puan verirken Çizmeli Kedi'ye %94 puan vermişler. Yani orada da yüksek Çizmeli Kedi'nin puanı. Bir de Metacritic sitesine bakacak olursak Pinokyo'ya insanlar 8.1 puan vermişler. Çizmeli Kedi'ye Metacritic'de 8.8 puan verilmiş. Anlatmaya çalıştığım şey şu, herkes tarafından favori olarak gösterilen ve herkes tarafından daha çok sevilen film Çizmeli Kedi'nin ikinci filmi. Ama bu Oscar denen oluşum nereden çıkarttı da Pinokyo'ya Oscar'ı verdi gerçekten bilmiyorum ya. Kardeşim herkes tarafından sevilen film ortada, popüler olan film ortada ve muhtemelen iyi olan film de ortada. Peki siz neden bu filme Oscar vermiyorsunuz? İlla bir sürpriz yapacağız, herkesi kızdıracağız diye mi böyle hareket ediyorsunuz? Benim bildiğim kadarıyla insanlar en iyi film Oscar'ını alan filmden de memnun değiller, bambaşka filmler bekliyorlardı galiba. Bu sene Oscar gerçekten çok garip oldu ya. Benim beğendiğim ve gerçekten alması gerektiğini düşündüğüm tek ödül vardı, o da en iyi erkek oyuncu Oscar'ıydı. Kesinlikle bu abimizin Oscar alması beni çok memnun etti, hak ettiğini düşünüyorum zaten. Ama özellikle animasyon kısmı beni çok kızdırdı. DreamWorks'un hakkı yene yene bir hal oldu kardeşim. Geçen sene Oscar alan filme bakacak olursak, geçen sene Encanto Oscar aldı. Encanto filmi ile Çizmeli Kedi'nin ikinci filmini kıyasladığımız zaman arada harbiden büyük farklar göreceksiniz. Encanto'da neymiş ya Çizmeli Kedi 2 varken? Ama Encanto geçen sene Oscar aldı. Ancak bu sene Çizmeli Kedi 2 yine söylüyorum Oscar alamadı. DreamWorks ortaya harika işler sunmasına rağmen bir türlü Oscar'ı kapamadı. Zamanında Ejderha Nasıl Eğitirsin serisine de Oscar vermediler. Galiba 2017 yılında olması lazım, 3. filmden bahsediyorum. 3. film bence yine Oscar'lık bir filmdi. Tamam yine öyle acayip başyapıt bir film değildi ama kesinlikle Oscar alabilirdi. 2017'de karşısında kim vardı ki? Ejderha Nasıl Eğitirsin 3'ün son sahnesi falan herkesi çok etkiledi. Ben sinemaya abimle ve arkadaşlarımla falan gitmiştim. 4 kişi sıralanıp yan yana oturmuştuk ve filmin sonunda 4'ümüz de ağlıyorduk. Yani en azından gözümüzden yaşlar akıyordu. Ama adamlar öyle bir filme de Oscar vermediler. Yine bugüne gelecek olursak böyle bir filme de Oscar vermediler. Konu DreamWorks olunca zaten hep böyle haksızlıklar yaşanıyor. Ben de büyük bir DreamWorks hayranı olarak buna harbiden kızıyorum ve elinden başka da bir şey gelmiyor maalesef. Onlar ne kadar çaresizse ben de o kadar çaresizim elbette.
Ancak tabii yapacak bir şey yok ve aynı zamanda şunu da söylemek mümkün. Oscar her şey demek değildir. Çizme Kedi 2'yi biz gerçekten çok seviyoruz. Oscar alsa da almasa da bizim sevgimiz değişmeyecek. Ya insan işte sadece şunu diyor. Ulan bir Oscar da alaydı da onu da göreydi gidiyor. Her ne kadar DreamWorks bu filmde Oscar alamamış olsa da ben Oscar'ı Shrek'in 5. filminde bekliyorum. Yıllar sonra geri dönen franchise'ın harika bir filmi ortaya çıktığında Oscar'da ikna olacaktır ve sonunda DreamWorks Oscar'ını verecektir diye düşünüyorum. Tabii burada işler tamamen yine DreamWorks'e düşüyor. Çizme Kedi'nin 2. filmini iyi yaptıkları gibi Shrek'in 5. filmini de çok iyi yapmalılar. Benim onlara zaten güvenim tam. Shrek'in 5. filmi eğer bazı kötü kararlar falan alınmazsa, çizimlerde değişikliğe gidilmezse, tasarımlarda değişikliğe gidilmezse, kötü şeyler yapılmazsa bence güzel olacaktır. Yapmaları gereken tek şey eskiden yaptıkları şeyleri devam ettirmek, hatta eğer katabiliyorlarsa üzerine biraz daha katmak. Benim onlara güvenim tam. Çizme Kedi 2 de maalesef olmadı ama Çizme Kedi 3'te olur, Shrek 5'te olur, bambaşka filmlerde olur. Artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz, öğreneceğiz. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.